Hiçbir zaman unutmayacağım Yeşim Aras. Alo. Yalın. Deniz. Abi Defne'nin telefonunun sende ne işi var? Sana ne? Biz Defne'yle yemeğe çıkacaktık. Beni evden al diye haber vermişti ama. Bir dakika bekle. Defne, Deniz telefonda yemeğe gitmeyecek misiniz diye soruyor. Bana bak, seni mahvederim, tamam mı? Mahvederim. Ya sen beni nasıl kilitlersin? Çıkar dedim Deniz, kurtar beni. Gitmeyeceğim yemeğe mi dedin? Ha, fazla mesai öyle mi? İş mi yetiştireceksin? Abine de öyle dedin zaten. Peki, tamam. Allah senin belanı. Deniz, abi Defne gelmeyecekmiş yemeğe. Tutturdu fazla mesaiye kalacağım diye. Hadi ya. Biz Defne'yle yemeğe çıkacağız diye sen onu fazla mesaiye zorlamış olmayasın? Yo, fazla mesai fikri tamamen Defne'nin. İyi, görüşürüz. Ya! Ya çıkar! Bu herif bir işler çeviriyor ama. Neyse, bana uyar. Nihayet aklı başına geldi herhalde. Ya oğlum birazcık tatlı oynasana. Ya hep kendin gitmesene. Ya Fuar, Hatem kart... Doruk sana diyorum, aç şu camı. Yuh, kartı evde mi unuttun? Doruk! Anam polis! Güzelim. Deniz, ben çok kötüyüm. Çınar'la ayrıldık. Lan ne zaman birleştiniz, ayrıldınız? Ayrıldık işte. Birleşmeden ayrıldık. Ben çok kötüyüm. Gerçekten ağlamaktan araba kullanamıyorum. Prensesim, güzelim. Bak ne diyeceğim. Sen şimdi arabayı kenara çek. Bana da konum at. Ben seni gelip alacağım, tamam mı? Sonra oturur güzelce dertleşiriz. Tamam mı? Tamam. Tamam güzelim benim. Tamam canım. Oo! Teselli olayından yürü kıza.
Vallahi her yol var bunda ya. Yol geçen anda ne olacak? Pis sapara. Yuh! Buraya da mı geldi lan bu? Of! Of! Navigasyon gibi kız ya. Nerede lan bu? Hey! Neredeysen çık ortaya! Nerede lan bu? Takip et de görelim. İşte vakit de geçiyor. Yapacak başka bir şey biliyorsan söyle, onu yapalım, olur mu? Hı? Ne dedim? Ha. Tamam. Saydıralım. Hem içimiz ferahlar, değil mi? Önce ben başlıyorum o zaman. Yalın Aras. Ömrün tuvaletlerde geçer inşallah. Prostat olursun da tuvaletlerden çıkamazsın inşallah. İnşallah saçların dökülür, yüzünü sivilceler basar, göbeğini de yağ bağlar kasları eriyesice. Başka? Ha, tamam dur. Yalın Aras, inşallah burnun uzar. Dişlerin dökülür de bir daha yemek yiyemezsin inşallah. Ay. Ya yemek demişken, senin de karnın acıkmadı mı? Bence de. Yani zaten tok da tutmuyor. Thank you.
Bu nedir ya? Hayır bu ne? Bir dilim nedir ya? Ay bir de salamını da yemiş. Bir patron hem ayı hem de cimri olur mu ya? Pinti patron, pinti panda. Komşusu açken tok yatan adam bile senden daha iyi, tamam mı? O cehennemlik adam bile senden daha iyi. Niye? Çünkü o en azından insan cehennemine gidecek. Ama sen ayılar cehennemine gideceksin. Niye? Çünkü sen hem elemanını tuvalete kilitleyen, hem o zavallı eleman açken pizzaları götürmekte sakınca duymayan, hem de kalan tek dilimi salamana yükleten bir ayısın. Eğer ki ayılar cehennemine gitmek istemiyorsan beni derhal buradan çıkar, yoksa seni... Defne! Ne? Almıyorum ya. Almıyorum. Nefes falan almıyorum ya. İyi. Oksijeni idareli kullan zaten. Çünkü fazla mesain gece yarısı bitecek. Oksijensiz kalasıcak. Deniz diplerinde oksijen tüpün biter inşallah. Uzay gemin bozulur da ıssız fezalarda oksijensiz kalırsın inşallah. Kara delik yutasıcak. Hayır, salam da yemiş ya. Evet, ayrılık menüsü de geldi. Pizza, cips ve terk edilmiş kızlar için bir numaralı ilaç, dondurma. Nereden biliyorsun acaba? Terk ettiğin kızlar dondurmayla mı iyileşiyor? Benim terk ettiğim kızlar iyileşemiyor bebeğim. Cehennemde yanacaksınız işte. Cehennem sizlerle dolacak. Enişteyle cehennemde odun olacaksın diyorsun yani. Hayır. O bir şey yapmadı ki. Evet. O yanlış bir şey yapmadı. Deniz bana en başta dedi. Biz çok ayrıyız dedi. Bizden bir cacık olmaz dedi. Haksız mı? Çok haklı. Ay bizden bir cacık olur mu? Olmaz. Delikanlı adammış. Ay öküz olabilir ama. Delikanlı öküz yani. Öküzüm ben. Ben buyum. Tamam evet, mı? Evet. Kahretsin ki sen busun. Sanki sen bana bakmıyorsun öküzün trene baktığı gibi. Bakıyorum tabii. İnkar eden mi var lan? Ben seni aklımdan bir dakika bile çıkaramıyorum ki lan. Lan kızı unuttuk. Malım ben ya, malım, mal gibi uyudum.
Ben seninle ne yapacağım Naz kızı? Halan gece mesaiye kaldı, iyice vur, uyuyakalmıştır. Ya amca yok işte, yatağı boş. Ya amca çok sıkıştım. İdris, in oğlum aşağı in. İdris tut, Defne kaç. Yoksa yedim seni Defne. Defne. Defne uyan. Amma ağırmış uykun senin ha. Laz kızı hadi. Defne uyan güzelim, sabah oldu. Arıyorum çünkü. Nerede Defne denen o kaçak? Telefonunu da kapatmış. Ah ulan Defne, ah ulan Defne! Defne bak, vallahi uyuyakalmışım. Defne kızım bir dursana. Ya Laz kızı. Defne bir şey söyle. Ya cidden uyuyakalmıştım. Gece yarısı çıkartacaktım seni. Defne. Ya Defne. Defne yapma böyle. Ya bağır, çağır, canımı oku ama bir şey söyle. Defne, ne olur yapma. Böyle sessiz kalma. Bak, bütün hafta sonu içinde kalacak. Hadi dökül. Seni geberteceğim pis hödük tuvalet sapı gerizekalı. Uyuyakalmışmış. Tuvalette uyuttun beni be. Tuvalette uyuttun. Mağara patronu hem de aç aç uyuttun. Patron sapiens. İşte benim kızım be. Ah ulan Defne, telefonunu kapatmış. Ya Çınar abi, sen kendin demedin mi? Ha, mesaiye kalacak diye. Neden şimdi lagaluga yapıyorsun ki? Lan siz beni delirtecek misiniz? Sabaha kadar ne mesaisi? Belki uzamıştır. E zaten bugün cumartesi, mesai yok. İşi bitirelim demişlerdir. Hı?
Başka ne olabilir ki? Öğreneceğiz ne olduğunu, öğreneceğiz. Öğrenince de o Defne'nin bacaklarını böyle çırt diye kırıp yanına koyacağım. Ondan sonra görecek gününü. Of, of Çınar abi ya. Ay bir de kara toprağa koy, üstünde ört tam olsun ha. Maçoluğun şanındandır. Haydi. Öf, ben nöbete gidiyorum. Sizin ne haliniz varsa görün. İdris, oğlum şimdi aşağı iniyorsun. Hiç kimseye de hiçbir şey söylemiyorsun, tamam mı? Hadi aslanım. Hadi. 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 Sen sör falan mı taktırdın? Hı? Nereden böyle? Ne sen sör ne ben söyleyeyim. Söreceğim şimdi senin leşini yerim. Delirtme adamı. Geç içeri. Hesap vereceksin. Yes sir. Hayırdır evladım? Sen daha yeni mi geliyorsun eve? Şirkette uyup kalmışım dedem ya. Yemin edeyim istiyorsan. Bu saatte nereden geliniyor Yalın Bey? Sana da günaydın güzellik. Bırak şebekliği. Sabahlara kadar sağda solda sürtüyorsunuz. Olur olmadık kızlarla geziyorsunuz. Süreyya Bey de çok yüz veriyor size maşallah. Ben ne zaman mürüvvet göreceğim evladım? Ne zaman? Ya ben şimdi mürüvvete gel dedim. Sultanım seni görmek istiyor dedim ama gelmedi işte. Mürüvvet mi? Sen mürüvvet diye bir kızla mı sabahladın? Yok bir şey yok. Tutuldu herhalde. Dünyanın çivisi çıktı ayol. Mürüvvet isminde bir kız erkeklerle sabahlar mı? Mürüvvet sen... Git evinde çeyizli danteler. Son kez soruyorum Defne. Kimle nerede sabahladın? Defne. Ya abi. Şimdi söylesem de inanmazsın ki kafa buluyorsun filan dersin. Defne. Kimle nerede? Tamam. Sen istedin. Pinokyo ile tuvalette. Pinokyo ile tuvalette. Abim sen benimle kafa mı buluyorsun? Al işte. Dedim ben. Demedim mi dedim. Al. Allah'ım. Allah'ım sen sabır ver. Sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Allah'ım sen sabır ver. Katil olacağım. İyi. Tamam. Bundan sonra iş hayatı bitti. Kır dizini otur evinde. Ya ama benim suçum ne ya? Benim suçum ne? O taş devri patronu modifiye kalan son manyak psikopat beni tuvalete kilitlediyse benim suçum ne?
Ne? Seni tuvalete mi kilitledi? Haydi. Ulan ben adamı ne yaparım biliyor musun sen? Benim bacımı tuvalete kilitledi. Günaydın kuzen. Sana da günaydın. Baktım odanda yoktun. Evde değil miydin? Değildim. Defne ile miydin? Belki. Bir günden fazla aşık kalamıyorum. Bu ne lan? Sümüklü ya. Prenses. Girebilir miyim? Onlar da ayrıldı. Yusuf'la Zeynep de kavuşamadı. Senden ve babandan geçecek canım. Söz. Geçecek. Hem sabah sabah sen dondurma mı yiyorsun hem? Geçmeyecek işte. Geçmeyecek. İlk görüşte aşk mı ya? Dondurmayla bile geçmeyecek. Deniz. Ay ben çok aşığım Çınar'a. Ya söz veriyorum. Geçecek. Geçmeyecek. Yüzü gözümün önünden hiç gitmiyor. Gitmiyor yani. Bütün bunları gerçekten... Aras çık dışarı! Hayır ne kadar aşıksam. Sesi bile hep kulaklarımda. Ben de Çınar'ın sesini duyar gibi oldum ya. Allah Allah. Ben de mi aşık oluyorum ki acaba? Haydi. Yalan Aras! Dışarı çık! Haydi. Çık lan dışarı! Yedim ula sen. Lan ne çektin be yeter lan. Konuşma lan şu düşman. Konuşma. Çocuklar ne oluyor? Bu bağırtı da ne? Ne bağırtısı dedem? Biz gürültü falan duymadık. Nasıl duymadınız? Havuzdan geliyor işte. Yo gelmiyor. Geliyor mu Meftun abla? Sen bir şey duydun mu? Ben duymadım mesela. Yo duymadım ben. Duymadım. Asla hiç kimse Aras çık dışarı diye bağırmadı. Asla bağırmadı. Kimse Aras çık dışarı diye bağırmadıysa sen nereden bildin? Ben nereden bildim? Siz dediniz. Siz dediniz ki Aras çık dışarı diye biri bağırdı dediniz. Ben mi dedim? Demedim ben öyle bir şey. Aa! Aa! Siz ne dediğinizi de bilmiyorsunuz. Bir doktora görünseniz iyi olur. Ruh sağlığınız bozulmaya başladı. Süreyya Beyciğim, bunamaya başladınız. Dedeciğim, son zamanlarda biraz unutkanlıklarınız oluyor değil mi? Şey yapalım. Biz şey, gelin sudoku. Sudoku çözelim ha. Hem hafızaya da 10 numara. Hadi gelin. Gelin. Hah, buyurun. Benim kardeşimi sabaha kadar tuvalete kilitlemek ha.
Evet, benim kardeşimi. Benim kardeşimi. Bir dur, bir dinle, Allah yarattı demeyeceğim ha. Deme la, deme la. Evet. Abi yapma. Yeşim, bu kim? Abimin eniştesi. Nasıl eniştesi? Yani bu senin... Ay ay yok, ben şey demişim, yanlış söylemişim. Abim onun eniştesi. O abimin kayınbiraderi. Enişteye kayınbirader... Aman ya. Kayınbirader enişte. Nasıl yani? Gel buraya. Mürvet'in abisi mi? Mürvet kim ya? O Defne'nin abisi. Amanın. Yalın Defne'yi Mürvet'le aldattı diye mi dövmeye geldi abisi? Bunak değilim ben. Kulaklarım da gayet iyi işitiyor. Al bu sudokuyu, bir tarafına çöz. Ya dede. Çekil. Bunakmışım. Hepinizi bunatırım ben. Bunaldım ya. Dedem geliyor. Ay, abi, dedem geliyormuş. Siz ne yapıyorsunuz burada? Güneşleniyoruz dedem. Pijama ile mi güneşleniyorsunuz? Ay havuz başında pijama partisi yapalım dedik biz. Bu deli kız tutturdu pijama partisi yapalım diye. Şimdi birazdan birbirimizin saçını öreceğiz. Sübhanallah. Ay. İzlerim. Manyak mısınız siz be? Çıkın şuradan. Ay, gülmesene sen de be. Sen benim kardeşimi nasıl bir gece boyunca tuvalete kilitlersin lan? Ne? Ne? Siz bütün geceyi Defne'yle beraber tuvalette mi geçirdiniz? Baş başa. Oha Deniz. Baş başa ne lan? Bütün geceyi ne lan? Yalan! Ay sen çabuk şuraya gel. Ben banyoya saklanmam. Biz babaannen cicik diye gelince saklanmıştık ama. Gel ya gel. Evladım ne oldu sana? Dedem. Ya o sesler Yalın'dan geliyormuş ya. Ayağı kaymış havuzda. Düşmüş. Odasına kadar zar zor gelebilmiş. Meftune. Hemen ilk yardım çantasını getir. Yok bir şey dedem. Sizde adet herhalde. Ne? Tuvalete git demek. Öküz. Sanki keyfimden kilitledim. Dedemden kurtardım seni ben be. Bıraksaydım da bastonuyla kafanı mı yarsaydı? Niye? Üzülür müydün? Üzülürdüm elbette. Sonuçta kıymetli bir baston. Kalın kafanda parçalansaydı yazık olurdu. Hem ev basmak da ne ya? Eşkıya mısın sen? Eşkıyayım lan. Abin kız kardeşimi tuvalete kilitlediği günden beri eşkıya oldum. Yakında da katil olacağım. O ses neydi?
Biri bağırdı. Katiyetle bağırdı. Eşkıyayım diye bağırdı. Allah Allah dede ya. Dağda mıyız, ne eşkıyası? Ya dede kızıyorsun ama bir doktora mı görünsen? Hız! Burak değilim ben. Kafanı kıracağım, şimdi sen bunuyacaksın. O ses geldi. Biri bağırdı. Deniz tamam, sen bir bak bakalım dışarıdan mı geliyor ses. Neftin ablacığım sen de buz getir sana zahmet bana. Tamam kuzucuğum. Dedem hadi doktora gidiyoruz. He? Yok benim doktorluk bir şey. Sen kendine bak. Dedem sabahtan beri kolunu tutuyorsun ama. Nereye mi tutacağımı sana mı soracağım lan? Yeşim geri bas. Hüdük! Hiçbir kıza geri bas denir mi ya? Ben de gideceğim. Girmişsin dibime. Yeşim, geri bas. Yoksa bak öpeceğim, o olacak ha. Öpemezsin. Ayrıldık biz. Fark ettim. Kötü görünüyorsun. Vallahi gittim. Dün gece hiç uyumadım. Ben de deli yürek izleyip ağladım. Ne? Deli yürek mi izledin sen? Lan öpmeyeceğim diyorum. Sonra bir laf ediyorsun. Titriyor musun sen? Korkuyorum. Öpeceğim diye mi? Öpmeyeceğim diye mi? Öküz. Buyurun benim. Salak. Öp öpeceksen. Bak işim. Öpersen bir daha bırakmam. Niye gitti lan bu kapı? Ne yapıyorsun lan kardeşimle gitti banyoda? Hele dilime küfredene bak hele. Gel lan buraya. Ya hala mı ya, hala mı? Ay yeter! Horoz dövüşüne döndünüz ha! Bırakın artık! Aa! Bu herif kız kardeşimin tuvalete niye kilitlediğini açıklamadan bitmez! Tamam, bir otur. Üst baş bir halledelim. Anlatacağım her şeyi. Ben bittim. Şimdi o yalın kalası kesin her şeyi anlatır abime. Ne bileyim fazla mesai yoktu der. Defne sana yalan söyler der. Ben de kızım tuvalete kilitledim der. Demez mi der. Ondan her şey beklenir. Senin bu kardeşin Deniz'le yemeğe gidecekti der. Ben engelledim der. Ha? Abim belki yalına gitmemiştir mi? Ay Rıfkı. Demek seni tuvalete kilitledi. Ha deyip gitti. Başka nereye gidecek? Maniküre gidecek hali yok herhalde değil mi? Hayret bir şeysin. Emin misin yiyecek bir şeyler istemedin? Lüzum yok. Kurur şimdi. Makyajın bittiyse anlat. Kardeşimi niye tuvalete kilitledin? Kafa ütülüyordu tamam mı? İşi bitirmemiz lazımdı ama sürekli itiraz ediyordu. Beynimi yedi yani. Ben de az kafa dinleyip çalışmak için kilitledim. Yarım saatte de çıkarırım diyordum ama uyuyakalmışım. Yani kusura bakma ama kardeşin acayip geveze. Bir, benim kardeşime geveze deme. İki, Defne'ye böyle davranacağını bilseydim zaten onun mesaiye kalmasına izin vermezdim. Üç, bundan sonra bol bol kafa dinlersin tamam mı? Çünkü kardeşim artık seninle çalışmayacak. Ama Çınar... Aması maması yok. Kimse benim kardeşime böyle davranamaz. Defne de istifasını verdi sayılır. Barutçu gemicilikle iş anlaşmasını da unutun. Uşak ne dupaluğa gitti. Ev balık dolu deseydin ya pulli. Dedim babaanne. İçimiz dışımız balık oldu da dedim. Akşam gelirim dedi, kapattı telefonu. Başım döndü.
Ege ne ağa düşmüş hamsi gibi kıpranırsın? Ben bakarım. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Amin. Allah'ım bu sefer kurtar beni. Söz bir ay boyunca kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Asla. Abi, Yalın'la mı kapıştınız? Aha. Abi bak kesin yalan söylemiştir o kütük. Ne dediyse inanma. Beni suçu çıkarmak için her şeyi yapar o kalas. Gerçekten bak her dediği yalan. Cidden. Doğruları söyledi. Ya. Şimdi abicim. Benim ne oldu? Senin bacını yemeğe götürecekmiş. He, akabinde ne yapacaklarmış bilemem. Ben Allah'tan korkarım. Günahlarını alamam şimdi bak. Nihayetinde senin bacı fazla mesaiye kalacağım ayağına. Senin gibi kıymetli bir abimizi cayır cayır yemiş, anladın mı? Yani hacı, senin bacı kulampar hacı. Doğruları söyledi ha? Öyle valla. Adam doğruları söyledi. Beynimi yedi dedi, geveze dedi, kafamı ütülüyor dedi. Bir dakika, bir dakika. Bu kadar mı? Bir sıvamadığı kaldı da daha ne olsun? Öyle tabii de. Abi, peki ne olacak şimdi? Affettin mi beni? Gidebilir miyim işe ha? Defne, abim sen ne işinden bahsediyorsun ha? Kimse benim kardeşimi tuvalete kilitleyemez, tamam mı? Bundan sonra Aras Teknoloji ile hiçbir alakamız, ilişkimiz kalmadı. Fındık, bir daha o adamla görüşecek olursan doğru Trabzon'a dönersin, haberin olsun. Tamam mı? Ona göre akıllı ol, ayağını denk al. Söylememiş. Korumuş mu şimdi bu beni yani? Ya ayıcıya bak sen ya. Gel. Ne oldu? Balığı ağaçtan tuttun da daldan mı düştün? Bir dur da babaanne. Dururum tabii. Ben zaten sadece dururum. Ben dururum, siz kudurursunuz. Ula hergele, ne oldu mıncırına? Babaanne, bak zaten sinirliyim. Biriyle dalaştım, oldu mu? Biriyle dalaştım. Ne oldu? Bu sefer de cicikçi mi seni dövdü? Ay ben o cicikçinin... Nereden geldi gene aklın o senin ya? Sen mıncırı da almış gelirsin. Ha bu pulluyla, bu dilli... Kaşlarıyla, gözleriyle firfirik firfirik oynar. Kaşı gözü oynasa o da iyi. Bunların her yeri oynuyor. Çınar amcam senin yüzünden kavga edip duruyor. Gece eve gelmedin. Ha uşak ha. Aslanım benim ya. Gel. Gel biz seninle maç yapalım. Gel 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 gel. Hop bale. Hadi Defne ablası sen de eve. Hadi. Dur sen dur. Dün gece ne oldu ne oldu? Babaanne. Bak. Benim sabır da bugün bir yere kadar. Tamam mı? Bak damarım atmaya başladı. Bak yapma. Yapma. Sakın yapma. Sarı damarı ayrı oynadı. Hoppala! İdris, aslanım benim. Bak seninle bu ispiyon konusu hakkında konuşmamız lazım. Tamam mı? Yüzüne bakayım diye geldim. Ay, harika. Yüzün hiç yarasız kalmasın ama. Düzelince gidip bir daha kavga edersiniz artık. Ne yapayım kızım? Adam geldi aldı. Adamın kardeşini tuvalete kapatırsan dalar tabii. Ay bu kızın bir ailesi var. Hiç mi aklına gelmiyor? Ya uyuyakalmışım dedim ya. Ha tabii. Kızı kapatıp denizi bertaraf edince bir rehavet çökmüştür.
Gel gel şimdi git. Yalnız Çınar'a söylemedin ya. Ha bütün suçu üstüne aldın. Ay sen bu Defne'yi cidden önemsiyorsun he. Abicim, başlamasak yine. Bence bir yerden başla abicim. Çünkü Çınar bu sefer ciddi. Belki Defne de abisiyle aynı fikirdedir. Belki o da artık bizle çalışmak istemiyordur. Ama bunu sormadan bilemezsin değil mi abi? Neymiş aslanım? İspiyon yokmuş. Aferin, niye yokmuş? Delikanlı adam ispik yapmaz. Aferin, peki erkek adam ne yapar? Kendi işini kendi yapar. Lan budur lan, gel. Aslanım benim, helal sana, koçum benim. Vur bakayım. Abi şaka. Hah, bir de ona. Ne var be gece gece? Defne? Hala ölüp ölmediğimi merak ediyorsan sana kötü bir haberim var. Yaşıyorum. İyi. Yaşıyorsan konuşabiliriz. Konuş. Telefonda değil, yüz yüze. O mümkün değil bebeğim. Çünkü ayının birisi beni tuvalete kilitlediği için abim işe gitmemi yasakladı. Gayet mümkün bebeğim. Aşağı in. Ne? Yoksa sen... Ya sen kafayı mı yedin be bana bak. Abim seni orada gör... Ya sen kafayı mı yedin acaba? Abim seni orada görse ne yapar biliyor musun? Allah aşkına çık git defol ya. Git buradan ya. Bana bak. Senin yüzünden ahir ömrümü yaylada geçirmeyeceğim ya, tamam mı? Ya sen aşağı inersin ya ben yukarı çıkarım. İnmiyorum aşağıya falan. Çık git buradan. İyi inme. Ben çıkıyorum. Bak sakın sakın. Canım. He? Tamamıyla mı yok? Yok oğlum yok. Delikanlı adam gambazlamaz. O zaman tamam. Dursana lan! Resmen 30 yıl yaşandım. Bak 54 yaşıma bastım. Bir de bunun inişi var. 30 yıl daha Defne'nin ruhuna el fatiha. Ay her durumda öleceğim ben ya. Eğer yakalanmazsam erken yaşama faktöründen, yakalanırsam da abi faktöründen. İnşallah yakalanırız da seni de yanımda götürürüm. Aa, gülmesene. Ya ne gülüyorsun acaba ağlanacak halimize? Hem sen niye geldin bakayım ben? Niye? Bunu getirdim. Nasıl yani? Söylediğim yalanı yüzüme vurmak için canımı tehlikeye mi atıyorsun sen benim? Ayrıca ben yemin ettim tamam bir daha asla hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğim. O yüzden de yalanı suratıma vurmana hiçbir şekilde gerek yok çünkü. Defne. Hı. Sus elini. Bak şimdi. Seni tuvalete kilitlemek büyük faaldi. Bazen gerçekten kütük olabiliyorum. Bazen? Defne. Tamam tamam. Sadece tadını çıkarıyordum. Evet. Şimdi sen bunu al. Yani yalan mevzusundan değil. Biliyorsun Gepetto Usta bunu odundan yontmuş. Ben gibi farz et.
Hani sen de beni yontmayı falan düşünürsen. Bu bir teklif mi? İş teklifi. Sadece iş, aman ha. Herhalde iş yani. De, abim izin vermez. Sen he de, ben abinle konuşacağım. Hı hı, tabii. Kalan suratını da dağıtsın, değil mi? Senin için biraz daha acı çekeriz artık. Oh olsun. Hiç mi üzülmedin? Bir cimcik bile üzülmedim. Bana cimcik deme ya, ciciyi hatırlatıyor. Hadi al içeri. Kalas ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.